Herkese merhabalar. Yeni bir seriye başladık ve harf harf imza denemeleri yapıyoruz. Aslında ne yapıyoruz değil, nasıl yapıyoruz bizim için önemli olan. Şimdi C ve Ç harflerini çalışalım. Çağatay iş için çalıştık öncelikle. Her zaman aynı hareketlerle ilerledim. Yukarı çıkan bir imza, daha sert çalıştım. Ve noktalamalarımı da dikey olarak aşağı inebilirim ya da yatay olarak sağa ya da sola kaydırabilirim. Ya da yuvarlak çalışabilirsiniz. Küçük X boyutu, büyük harf başı ve büyük harf kuyruğu. Ve bu yuvarlak hareketlere öncesinde imza atmadan önce biraz çalışmak gerekiyor. Böyle denemeler yapabilirsiniz imza atmadan önce. Sonra imza atmaya başlayabilirsiniz eğer yuvarlak çalışmak istiyorsanız. Yine küçük X boyutu dedim. Savurdum ve dümdüz bıraktım. Ya da minimal çalışabilirsiniz. Daha sade sevenlerdenseniz. Yine aynı harf formlarıyla çalışıyorum. Yani E harfimle Ç harfim, Ş harfim birbiriyle aynı oluyor. Ve yine yuvarlak çalıştım. Şimdi C ile tekin için çalışıyorum. Yuvarlak çalıştım ama T ile düz bir çizgiyi de eklemiş oldum. Ve zıtlıklarla güzel bir kompozisyon oluşturduk aslında. Belki sondaki N ile başka bir şey yapılabilirdi. Ama düz gitmesi de çok kötü olmadı kompozisyon açısından. Yine bulut imza tekniğinde bahsettiğimiz gibi buradaki gibi de çalışabilirsiniz. Önceki 3 dersimize bakabilirsiniz teknikler için. Ve yine yuvarlak çalışıyorum ve bu son imzam yine Çağatay eş için çalıştım. Savuruyorum, döndürüyorum ve bitirdim. Ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.